Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Suat-ı Mekke 10. sefir 62. kısım fasıl içinde vasıl. İhram için mikat yerleri. Bu yerler görüş birliği bulunan 4 yer ile görüş ayrılığıyla 5 yerdir. Zulhuleyfe, Cuhfe, Karın, Yelemlem ve Zat-ı Irk'tır. Sonuncu hakkında görüş ayrılığı vardır. Burada Zat-ı Irk'ın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından mı yoksa Ömer tarafından mı belirlendiği hususundaki görüş ayrılığını kastetmekteyim. Bir görüşe göre mikat yeri olarak Akik de zikredilmiş ve onu Zat-ı Irk'tan daha güvenli saymışlardır. Bu yoruma göre burası görüş ayrılığına rağmen 6. ihram yeridir. Bu durumda ihrama girme yerlerinin sayısı namazların sayısına benzer. İhrama girme yerlerini 4 sayanlar akşamın gündüz namazının vitri olduğunu dikkate almıştır. Sanki o kendisi için değil, başkası için getirilmiş bir emir gibidir. Nitekim farz namazlarda da durum böyledir. Bütün bunlardan farzı dikkate alan ihrama girme yerlerinin namazın sayısı gibi 5 olduğunu söyler. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Allah vitir namazıyla namazınıza namaz eklemiştir hadisini dikkate alan kimse ise vitrin vacip olduğunu söyler. Çünkü her farz vaciptir. Bu durumda vitir farzlıkta değil, vaciplikte kesin olarak farz kılınmış 5 vakit namazla bir araya gelir. Böylece vitir namazı gönüllü namaz derecesinden vacipliğe yükselir. Vitir namazının vacipliğini destekleyen bir hususta onun akşam namazına benzetilmesidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazı hakkında o gece namazına aittir demişti. Böylece vitir namazı akşam namazının farzına benzerliği güçlenir. Çünkü akşam namazı gündüz namazının vitri sayılmıştır. Bu durumda akşam namazı diğer farz namazlardan zayıf kalır. Çünkü bilginlerin görüş birliğiyle farz olmayan vitir namazı kendisine benzetilmiştir. Böylece vitir namazının desteklendiği delil akşam namazını zayıflatan delil oldu. Namaz bir nur, hac ise kulluktur. Böylece bu ikisi irtibatlı olmuştur. Çünkü Allah namazı kendisiyle kulu arasında bölmüştür. Mikat yerleri mekanlar, farz namazlarının mikatları ise mescitlerdeki cemaattir. Fasıl içinde vasıl. Bu mikatlerin hükmü. Hacca ve ümreye gitme niyetinde olan bir insan bu yerlere uğrayıp ihrama girmeden onları geçerse onun üzerinde kan borcu vardır. Yani kurban. Bir grup ise borcu olmadığını söylemiştir. Kan borcu olduğunu söyleyenlerin bir kısmı mikat yerine dönüp ihrama girerse borcun düşeceğini, bir kısmı dönse bile düşmeyeceğini, bir kısmı dönmezse haccının geçersiz olacağını söylemiştir. Çünkü kan borcu ortaya çıktığında bu borç kişinin üzerinden düşmez. Halil İbrahim peygamberin oğlunu kurban etme yükümlülüğü ortaya çıkınca kan borcu hiçbir zaman düşmemiştir. Bununla birlikte Allah onu büyük bir kurbanla kurtarmıştır ki bu kurban saygın bir peygamberin varlığını yok etmenin bedeli sayılan küçük büyük bir koçtu. Bu durumda bir zorunluluk olan kan akıtmak mümkün olabilmişti. Bir kez vacip olduğunda ise artık kalkmaz ve bu nedenle İbrahim'in oğlunun sureti bir koç suretine dönüşmüştü. Bu durum dileyen herkesin her surete girebildiği cennet çarşısına benzer. Böylece kesilen şey İbrahim'in oğlu değil, koçun sureti olmuştu. Başka bir ifadeyle bir insan sureti kesilmemişti. İşte her insanın yerine getirmekle yükümlü olduğu doğum nedeniyle kesilen akika kurbanının sebebi budur. Tanık olduğumuz bir öykü, şeyhlerimizden birisine insanlara yarar sağlayan bir hükümdar kızından söz edilmiş. Kız, şeyh hakkında iyi inanç taşıyordu ve şeyhe kendisini ziyaret etmesi için haber göndermişti. Şeyh, hükümdar kızının yanına girdiğinde kocası olan hükümdar da orada bulunuyordu. Hükümdar, şeyhe hürmet göstermek üzere ayağa kalkmış, sonra şeyh ölüm halindeki kadına bakmış ve can vermezden önce onu yetiştirin demiş. Hükümdar sormuş, neyle? Şeyh cevap vermiş, diyeti karşılığında onu satın alın. Bunun üzerine onun diyeti tam olarak ödenmiş ve can çekişme ve kadının içinde bulunduğu sıkıntı sona ermiş. Gözleri açılmış ve kadın şeyhe selam vermiş. Ardından şeyh kadına şöyle demiş, senin bir suçun yok fakat burada bir sır vardır. Ölüm meleği geldikten sonra onun görevini yapmazdan dönmesi mümkün değildir. Ölüm meleğinin gelişinin mutlaka bir sonucu olmalıdır. Biz seni onun elinden aldık. O ise kendi hakkını bizden istiyor.
Ölüm meleği mutlaka alınmış bir can ile geri döner. Sen yaşadığın sürece insanlar senden yararlanır. Çünkü sen değerli birisin. Dolayısıyla bu ölümden daha değerli bir şey ile senin fidyeni verdik. Benim bir kızım vardır ki kızlarımın içinden en çok sevdiğimdir. Ben onu senin karşılığında fidye olarak verdim. Sonra yüzünü ölüm meleğine çevirip şöyle demiş: Rabbine götüreceğin bir ruh mutlaka olmalıdır. İşte kızım, onu ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Bu hanımın bedeli olarak kızımın canını al. Çünkü onu haktan satın aldım ve onu bana bağışla. Kızım ise senin gelişin ücreti olsun. Sonra kalkıp kızının yanına gitmiş. Hasarı olmayan kızına şöyle demiş: Yavrucuğum, canını bana bağışla. Çünkü sen insanlar için müminlerin emirinin kızı Zeynep'in sağlayacağı yararı sağlayamazsın. Kız şöyle demiş: Babacığım, ben senin hükmüne uyarım. Canımı sana hibe ettim. Bunun üzerine şeyh ölüm meleğine onu al demiş. Kız da ölmüş. Bu hikaye Halil İbrahim, oğlu ve kurbanın hikayesinin aynısıdır. Bu hikayedeki denklikleri ise ehli bilebilir. Bize göre de bir bedelin olması zorunludur. Fakat bu bedel için bir canın alınmasını zorunlu görmeyiz. Çünkü biz de böyle durumları gördük. Böyle durumdaki her bir insanın canını satın aldık. Fakat karşılığında can vermedik. Şey, bunu kızını karşılığında vermesini gerektiren kendi içine ilişen bir hal nedeniyle yapmıştı. Bu esnada Şeyh İbrahim'in hikayesini müşahede etmekteydi. İbrahim'in durumu onun üzerinde hüküm sahibiydi. Söylediğimiz hususu anladıysan mutlu olursun. Allah-u Teala şöyle buyurur: Kuşkusuz Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın aldı. Allah yolunda savaşır, ölür ve öldürülürler. Bu Allah'ın üzerindeki bir haktır. Kastedilen cennettir. Allah onların mallarını satın almayıp bu mallar cennet ile insanlar arasında engel olarak kalsaydı hiç kuşkusuz ulaştıkları şey bir mahrumiyet olurdu. Bu ise beslenmenin sürekliliği nedeniyle hayatın sürekliliğidir. Onları iflas ettirdiğinde ise kendilerini yok eder. Bu şey bu ayetten öldürürler, öldürülürler kısmını müşahede ederken biz bu konuda satın almayı müşahede ederiz ki satın alınan da diridir. Kim Allah katında ise mutlaka diridir. Bu nedenle onun hayatını satın aldığımız bedeli verdik ki o da diri kaldı. Ölüm için ise bu müşahadede bir ürün ortaya çıkmamıştı. İşte bunlar müşahade ölçüsünde hallerin ürünleridir. Bunlar ulaşılması güç ve her arifin kendilerini bilemeyeceği zevk ilimleridir. Onlar yanılmayan terazilerdir. Çünkü onlar Allah tarafından kıyamet günü için indirilmişlerdir. Bu inişleri dünyadaki inişlerinden farklıdır. Çünkü dünya hayatında bildirmek üzere inmişlerdir. Bu teraziler dünya hayatında ve kıyamet günü ise müşahede sahiplerinde söz gelişi peygamberler hakikat eliyle gerçek anlamda inerler. Bu nedenle hiçbir peygamber hükümde haksızlık yapmadığı gibi hüküm verirken onlar adına korunmuşluk şarttır. Veli ise terazisinde muhafaza edilmiş kimsedir. Bununla birlikte sıradan insanlar veliye haksızlığı nispet edebilir. Gerçekte ise onların haksızlık dediği şey bir haksızlık değil, kendisine uygun düşmediği için insanların terazisine göre gerçekleşen bir haksızlıktır. Onların yaptıklarının hepsi haktır. Bu bağlamda genelin de bir terazisi vardır. Örnek olarak bilginlerin görüş birliği anlamındaki icma terazisini verebiliriz. Seçkinlerin terazisi de buna benzediği gibi hüküm veren müçtehidin de bir terazisi vardır. Fakat şunu bilmemiz gerekir. Seçkinlerde hangi terazi daha üstündür? Müçtehidin terazisi mi yoksa keşif sahibininki mi? Bu konuda görüş ayrılığı olduğu gibi erkeğin nerede ihrama gireceği veya nerede ihramdan çıkacağı hakkında da görüş ayrılığına düşülmüştür. Bazı bilginler ihramın mikatın dışındaki evinden olmasının faziletli olduğu görüşündedir. Bazı insanlar ise ihrama mikattan girilmesini üstün saymıştır. Fakat bu görüş mikattan önce ihrama girmeyi caiz sayanlarındır. Uyumayı dikkate alan kimse ise mikat yerini üstün saymıştır. Kaçırmaktan korkarak ibadeti hızla yerine getirmeyi önemseyen kimse ise mikatın dışındaki evinden ihrama girmeyi üstün sayar. Görüş birliğine varılan yer ise mikattır ve bu bir sınırlamadır. Dinde üstün olan sınırlamadır. Çünkü serbest olan dil anlamındaki mübahın bir ödülü ve yükümlülüğü yoktur. İbadetler yükümlülük, yükümlülük ise bir sınırlamadır. Kim vacip yaparsa yapsın, vacip sınırlamanın ödülü böyle olmayanını karşılığından üstündür.
Allah-u Teala şöyle buyurur: Kimse bana farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle yaklaşmamıştır. Burada Allah farzı diğer ibadetlerden sevimli bulduğunu söylemiştir. Burada sadece Allah'tan anlayan kimselerin bilebildiği bir takım ilahi sırlar vardır. Onlar gizleyen ve örten kimselerdir. Allah bizi onlardan eylesin ve ben de bunu ümit ederim. Amin.